Sevgili dostlarım, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Fortnite'ın yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugün videoda ne yapacağız arkadaşlar? Bugün içerik mağazasında deli dehşet itemler geldi. Sebebi de Çin'de kutlanan yeni yıl arkadaşlar. Biliyorsunuz Çin'de ay yılına girildi ve Çin'e özel bir sürü içerik mağazasına itemler geldi ve sizlere güzel bir haberim var. Şu an gördüğünüz bu takım liderlerinden Panda'da olanı içerik mağazasına geldi. Bir tane arkadaşımız vardı, Minoş takım liderini bekliyordu fakat Panda takım lideri gelmiş. Olsun, belki istiyorsa kendisi onu da alabilir diyerekten. Şimdi arkadaşlar, bu arada videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca bundan önce bir video daha paylaştım. Dün akşam saatlerinde gelen versiyon 7.30 içerik güncellemesinin tüm detaylarını anlattım arkadaşlar. Tek tek detay detay, hatta şeyin oynanışına kadar hepsini gösterdim. Bu torpilli saçların oynanışına kadar her şeyi detaylı bir şekilde sizlere gösterdim. Onu da izlemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Evet, şimdi içerik mağazasına geçelim. Bu arada sağ alta basıp içerik üreticisini destekleyene Unicorn Tree poposu yazıp kabul ede basıp beni desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Buradaki kod arkadaşlar 14 günde bir siliniyor. Sizde şu anda silinmiş olması gerekiyor. Ben istatistik yerde onu görüyorum. Burayı yenilemeyi unutmayın, çünkü buraya beni yazmadan alırsanız desteklememiş olursunuz. Hani zaten alıyorsunuz, alırken de beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Şimdi öncelikle dün de bahsetmiş olduğum arkadaşlar efsane aslan parçası karakteri. Dediğim gibi benim papenim yok. Keşke papenim olsa bunu alabilsem. Bu gerçekten çok güzel bir karakter ve bir daha gelir mi bilmiyorum, çünkü Çin yeni yılına özel olarak gelmiş bir karakter. Fiyat da çok uygun bir karakter. Hani 1200 V papel bir şey değil arkadaşlar. Böyle bir karakter için gerçekten bir şey değil. Eğer papeliniz varsa kesinlikle kaçırmayın. Açıklamasında da senin yüzüne ne olmuş yazıyor. Şöyle gerçekten uğraşılmış, güzel, grafikte de harika olan karakterlerden bir tanesi. Hemen geçelim. Ejder davulu arkadaşlar. Ejderin sesi uzaktan hoş gelir. Efsane bir kazma. Gerçekten yine 800 V papele alınabilecek kazmalardan güzellerinden bir tanesi. Sesini yine dinleyelim arkadaşlar. Bakın, burada dikkat etmeniz gereken çok az bir ses çıkıyor arkadaşlar. Çok düşük bir ses çıkıyor. Yani malzeme kasarken çok fazla ses vermezsiniz diye tahmin ediyorum. Etrafınızda bu yüzden de avantajlı bir kazma. Ve küçük bir detayı daha size söylemek istiyorum. Kazmadaki aslan kafasıyla karakterdeki kafa aynı arkadaşlar. Yani birebir birbirleri için yapılmış. Hani kazma güzel arkadaşlar, tutma yerine kadar. Eğer papeliniz varsa bunu da kaçırmayın. Alın diyorum ve geri gidelim. Evet, Panda takım lideri ve bu efsanevi bir karakter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaferi kazanalım da biraz kestirelim. Bu karakterler oyuna çok nadir geliyor arkadaşlar. Hani ben aldığım zaman videosunu çekmiştim ve aylardır gelmedi bu karakterler. Ve şu anda sadece bir tanesi geldi. Normalde bunlar 4 çeşit karakter biliyorsunuz. Ben de 2 tanesi oynanışlarını kanalda bulabilirsiniz. Yani bu karakter uzun bir aradan sonra geldi. Kendisi bu şekilde bir karakter, güzel bir karakter. Oyundaki ilk karakterlerden ve oyunu temsil eden karakterlerden bir tanesi. Sırtında da bambu süsü var arkadaşlar. Taze ve çıtır çıtır diyor. Çantasıyla beraber geliyor 2000 mi papale. Bunu da alabilirsiniz. Sadece bu takım liderlerini bekleyen dostlarımız olduğunu bildiğim için söylemiş olayım yani. Evet, Maymun Kral. Maymun Kral da geldi arkadaşlar. Tabii ki Çin yeni yılı dersek bu karakterine gelmesini kesinlikle beklememiz doğru olacaktı. Bu da çok güzel bir karakter. Özellikle sırtındaki bayraklar birçok farklı karakterde çok güzel durabiliyor. Ama bu karakterin bir dezavantajı var. Nedeni sorarsa bu karakter çok geniş arkadaşlar. Yani çok rahat bir şekilde hedef olursunuz. Gerçekten oyundaki en geniş karakterlerden bir tanesi. Çok yaşa kralımız Maymun Kral setinden bir parçası diyor arkadaşlar. Gayet güzel bir karakter. 2000 mipa böyle. Sırtında da bayrakları var. Kraliyet bayrakları. Evet, çok havalı da bir ismi var. Maymun Kral'ın bayraklarını dalgalandır diyor. Şöyle söyleyeceğim. Bu da 2000 mipa böyle. Bu da 2000 mipa böyle. Ben olsam bunu alırdım. Hani tamam, takım liderleri çok nadir geliyor ama 2000 mipa böyle'm varsa ve bunu birine harcayacaksam bence bunu harcamalıyım. Çünkü bu çok daha güzel bir karakter ama tabii ki renkler ve zevkler tartışılmaz. Benim gibi bunların koleksiyonunu yapıyorsanız bunu da alabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Evet, öne çıkan içerikler bu kadardı. Bunlar 13 saat sonra gidecek arkadaşlar.
Şimdi isterseniz günlük içeriklere bakalım. Şöyle Maymun Kral'ın kazması. Evet, 1200 VPP'le Maymun Kral'ın kazması arkadaşlar, yeni seti tamamlamak isterseniz Altın Asa ismiyle geliyor. Krallara layık diyor. Şöyle bir sesine bakalım. Sesi güzel arkadaşlar ve değişkeni var gördüğünüz gibi, böyle yanıyor bir şeyleri. Vurduğumuz zaman mı yanıyor? Evet. Bak bak bak, vurdukça gördüğünüz gibi sopasına kadar ışıkları yanıyor. Oo, bayağı parlıyor. Dur şunu parlatalım bir. Parla abi. Bakın en son bu hale geliyor. Bu muhtemelen kazmayla kill aldıkça falan olacak bir şey ama çok güzel duruyor gerçekten. Değişkenli bir kazma. LoL'deki Wukong'un da asasına benziyor aslında. Hani gayet güzel bir kazma olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz web hopeniz varsa bunu da kesinlikle alabilirsiniz. Bu da çok güzel bir kazma. Şu değişkenli miydi? Bakacağım şuna. Yok, bu değişkenli değilmiş. Yani bu da çok güzel bir kazma. Hemen diğer karaktere geçelim. 4 numara karakteri sevgili dostlarım. Karakter 10 numara 5 yıldız. Dıgıdık dıgıdık diyor. Biliyorsunuz bir karakter daha vardı. Şöyle göstereyim onu hemen size. Evet. Dıgıdık karakterinin bayan versiyonu ve bence bundan daha güzel. Yani dükkanda olan bizde olandan daha güzel. Paperim olsa bunu da almak isterim yani. Oynayacağım için değil. Kesinlikle böyle bir karakterle oynamam, çok dikkat çekiyor ama hatıra kalsın diye almak isteyeceğim karakterden biri olacaktır muhtemelen. Yani Papenim olduğu zaman denk gelirse muhtemelen bunu da alabilirim. Güzel bir karakter, eğer sizin de Papeniz varsa dostlarım bunu da kaçırmayın diyorum. Evet, Rüzgar'ın Kızı 1200 VPP'le çok ucuz bir karakter arkadaşlar. Huyuna gidersen Meltem, terse gidersen Fırtına gibi eser. Motor çetesi setinin bir parçası diyor. Bu oyuna gelen motorcu karakterler arasında en güzellerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ve bu kadar ucuza gelmişsen ama sırtına da kırmızı motorcu çantası var. Yola hazırsın diyor. Dikenli, güzel, renkleri de çok hoş olan ve çok büyük olmayan. Yani büyük olmaması ne demek abi? Dikkat çekmiyor. Bir yere pustuğunuz zaman gözükmüyor. Hani gayet güzel bir çanta. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. İkisi bir yerde sadece 1200 paper, bu bambaşka bir iyilik yani, bu da çok çok önemli bir şey. İki farklı eşya 1200 almak çok nadirdir. Hatta çantanda bir tane şöyle anahtarlığı var, sallanıyor abi, gayet güzel. Bu da benim çok hoşuma gitti. Ben normalde 1200'lük skinleri sevmem ama bu da gerçekten güzelmiş. Ve kuralsız planör arkadaşlar. Bu planör normalde Meksika güneş setinin bir parçası ama ben Meksika güneşi karakterlerini sevmiyorum biliyorsunuz. Yani bu planörü alıp şu Rüzgar'ın Kızıyla kullanırsanız ikisi birbirine çok güzel uyuyacaktır. Yani ikisi tam birbiri için yaratılmış. Özgürlük yüksekten uçar. Şeyiyle geliyor arkadaşlar. Ne derler ona, sloganı ile geliyor. Gayet güzel planör. Altındaki şu yeşil detaylar da kırmızı ya da parlak detaylar olsaydı daha güzel olurdu. Yeşil ile kırmızıyı ben birbirine yakıştıramıyorum nedense. Ama planör gayet güzel. Fiyatı biraz pahalı. Şöyle bir daha açalım. Evet, gayet güzel, efektif bir şekilde açılıyor. Dediğim gibi fiyatı pahalı, 8 VPP'li ama hem bunu hem bunu, ikisini alıp 2000 VPP'li set dizebilirsiniz. Ya da aslan parçasıyla kazmasını alıp yine 2000 VPP'li set dizebilirsiniz. Ya da şu kralla asasını alıp 3200 VPP'li set dizebilirsiniz. Bunlar hep birbiri için gelmiş. Bu seferki dükkandaki eşya gerçekten güzel arkadaşlar. Ve roket dönüşü dansı. Bu da yine 500 VPP'li alabileceğiniz en efektif ifade ayarından bir tanesi arkadaşlar. Çünkü genelde böyle animasyonlu şeyler 800 VPP'li danslarda ya da ifade ayarda oluyor. Bu gerçekten 500 VPP'li alabilecekleriniz arasında en iyilerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda roket havai fişeklerle gelmesinin sebebi de yine Çin'deki yeni yıl kutlamaları olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle hemen çıkalım. Ve son olarak Shaolin oturuşu sevgili dostlarım. Bu hareketi gerçekte yapmayı deneyin arkadaşlar. Bu çok zor bir hareket. Böyle durmak gerçekten zor. Bunu deneyebilirsiniz yani. Ben eskiden denemiştim bunu. Gerçekten zor bir. Çok büyük denge gerekiyor. Şuradaki bacak kaslarını çok iyi kullanmanız gerekiyor falan. Şimdi böyle bir karakteri alıp, pardon, böyle bir dansı alıp, yanında da Çin yeni yılda gelen karakterini alıp böyle çok güzel bir şekilde durabilirsiniz. Hatta
insanlar trolleyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Böyle heykel gibi durup bir yere çıkıp böyle durup, bakın hiç hareket etmiyor karakter. İnsanlar trolleyebilirsiniz, adam ne oluyor demeye kalmadan, anlamadan siz onu vurabilirsiniz ve fiyatta gerçekten çok uygun, 200 bir papel. Şöyle bir daha bakalım, yere düşüp kalkıyor, bir de gayet güzel bir şekilde kalkıyor. Bu da gayet güzel. Yani bu sefer ben normalde biliyorsunuz içerik mağazasında özellikle günlük içerikleri çok kötü derim. Hani gereksiz şeyler geliyor derim, ama bu seferki o kadar güzel ki, hani 10.000 papeliniz olacak, buradaki her şeyi alacaksınız arkadaşlar. Bu seferki de gerçekten güzel. Tamamen size bırakıyorum. Kendi zevkinize göre ne almak isterseniz alabilirsiniz. Burada acele etmeyeceğiniz şeyler ne olabilir arkadaşlar? 4 nala ve kuralsız yine gelebiliyorlar. Bunlarda çok acele etmenize gerek yok, ama özellikle şu ejder şeyi etkinlikle alakalı geldiği için bir daha ne zaman gelir bir şey söyleyemeyeceğim. Aynı şekilde panda takım lideri de çok uzun zaman sonra geldi. Onun dışında diğerleri ufak ufak da olsa, şunu mesela ben uzun zamandır görmedim, bunu da kaçırmayabilirsiniz çünkü tam bir fiyat performans karakteri ve ince olduğu için de vurulması zor. Yani olay bu şekilde. Umarım video sizlere faydalı olmuştur dostlarım. Dediğim gibi alışveriş yaparken buraya tıklayıp kodum yazın kullanırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.